Herkese günaydın. Kahvaltı videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığım şey hazırlayacağım bütün malzemeleri tezgahın üzerine yığmak oldu. Böylece daha sıralamayı daha kolay yaparım ve daha kolay hazırlarım gibime geliyor. Öncelikle fırına patates atacağım. Kabak, patlıcan ve biber kızartacağım. Birazcık şey kalmıştı benim. Sigara böreği için üçgen yufka kalmıştı. 10 adet falan var. Yine de kızartacağım. Kişi başına 2 adet, 3 adet falan düşecek. Böyle tabakların üzerine koyarım diye düşündüm. Ziyan olmasın. Domates keseceğim. Burada annemin yaptığı acuka var. Reçel var. Birkaç reçel çeşidi daha çıkartabilirim. Zeytin, peynir çeşitleri ve helvamız var. Şimdi hemen hazırlıklara başlayalım. Kimin geleceğini de geldikten sonra gösterelim o zaman. Şimdi hemen hazırlıklara başlayalım. Öncelikle patatesleri soymakla başlıyorum. Fırında kremalı patates yapacağım. Bunun için patatesleri böyle yarımay şeklinde kestim. Ben baharat olarak fırında patatese sadece karabiber ekliyorum. Ama siz isteğe bağlı hiç eklemeyebilir veya farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tuzunu ekliyorum. Şimdi kremasını açalım. Böyle bir paket krema yeterli. Eğer patatesiniz çoksa bu kremaya süt ekleyerek çoğaltabilirsiniz. Şöyle güzelce döküyorum. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum. Bunu böylece fırına gönderiyorum. Pişmeye yakın kaşar ekleyeceğim. Ama şu an eklemiyorum.
soframız hazır gördüğünüz gibi. Misafirimiz ise yeni çiftimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi böyle bir kahvaltı hazırladım. İnşallah beğenirsiniz bana abi. Bir estağfurullah. Yani süper oldu. Yani ben böyle bu yaşıma kadar böyle... Ya abi ya. Öyle deme şimdi, annen kızar bize ya. Yok. Ya ben gerçeği söylerim. Ben içimde hiçbir şeye saklamam. Allah razı olsun. Yani bu çok fazla. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Simit ve ekmekler Rıdvan abiden. Şöyle bir kızartma. Sponsorluğun için teşekkür ediyoruz. Ekmek sponsorumuz Somuncu. Somuncu baba. Somuncu baba. Kremalı patates yaptık. Aslında. Böyle peynir, zeytin, reçel ve şurada peynir pastırma tabağımız var. Biz afiyet olsun. Güzel görünüyor. Evet, herkese akşam yemeğinden merhabalar. Böyle hızlı bir geçiş oldu ama gündüz Bahadır arkadaşlarıyla dışarıdaydı. Biz de ablamla düğün salonu bakıyorduk. Eve gelince hemen şipşak sabahtan kalan kızartmalara bir adet de patates kızartarak ekledim ve sarımsaklı yoğurtla karıştırdım. Üzerine de kahvaltıdan kalan çeri domatesleri böyle kızarttım, onları ekledim. Hemen bir de yanına makarna haşladım. İçerisine de pet sos ekledim. Yemeğimiz bu akşam böyle. Bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bugün mutfaktan çıkamayacağım ben anlaşılan. Şu anda saat bayağı bir geç oldu aslında. Ama yapmam gereken işler var. Ne işi var derseniz, son günlerde aşırı derecede eve böyle ekmek gelmiş. Ekmek alınıyor. İşte annemler balığa geldi. Ondan sonra biz kendimiz almıştık. Sonra bu sabah Rıdvan abi geldi deyince evdeki bayat ekmekler iyice biriktiler. Ben de şimdi onları böyle çorbaya koymak için kıtır baharatlı ekmek yapacağım. Bayılıyorum. Özellikle mercimek çorbasında bayılıyorum. Şu tripodu biraz daha yakınlaştırayım. Sizinle beraber yapalım. Bunun için önce kesme tahtasını çıkarmam gerekiyor. Kesme tahtamı çıkarttım. Bu bıçakla sanırım gayet güzel kesilir. Şimdi bismillah diyerek hepsini kesmeye başlayacağım. Öncelikle kesilecekleri şöyle tepsinin içerisine alayım ben. Simitler bile var bakın. Simitleri de aynı şekilde yapacağım. Baharatlayıp, zeytinyağlayıp aynı şekilde onları da halledeceğim. Tamamdır. Buzluktaki köftelik ekmeğim de bu kadar kalmış. Ben böyle ekmekleri kızartıp robottan geçip buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Köfte yapacağım zaman galeta unu gibi hemen böyle çıkart bekliyorum. Bir kısmını baharatlamayacağım anlaşılan. Onları robottan geçirip bunlara ekleme yapacağım. Şimdi öncelikle şöyle hepsini kenara alayım. Ve şu anda hızlı moda geçerek ben doğramaya başlıyorum. Arkadaşlar tam 20 dakika olmuş kameranın kaydından baktığım zaman ve dağ gibi bir ekmek var burada. Siz tabii ki 1 dakikada falan izlediniz bu 20 dakikayı ama ben gerçekten yoruldum şu an. Terledim, bir yandan da camı açtım aralığın ortasında. Şimdi bunu 2 tepsiye böleceğim. Bir tepsiyi buzluk için, diğerini de işte çorbalık için ayarlayacağım. Şu kırıntıları da bakalım. Şimdi çoğunu buzluk için ayarlayacağım. Çorbalık için olanı zaten sık sık yaparım. Bir de çorbalık yaptığım zaman çok yer kaplıyor yani. Onları koyacak kadar büyüklükte, hepsini alacak kadar büyüklükte bir saklama kabım yok şu anda. Bu kadarı bence buzluk için yeterli. Bu da çorbalık için. Bakın bir tane kaçak var burada, görüyor musunuz? Önce bunu atıyorum. Bu bir hemencecik kurusun fırında. Sonra robottan geçirelim. Biz de orada diğerinin baharatlarını ayarlayalım. Evet, şimdi bütün malzemeleri yanıma aldım. Ben yağ olarak zeytinyağı tercih ettim. Baharat olarak da şöyle göstereyim. Pul biber, kekik ve nane tercih ettim. Siz burada istediğiniz, hoşunuza giden bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Ama ben genelde bütün hem yemeklerde hem farklı tariflerde, bu tarz tariflerde bu üçünün dışına pek çıkmıyorum. Fazla böyle baharata ilgim yok diyeyim. Öncelikle bir sıra
hakiki zeytinyağı gezdiriyorum. Bu zeytinyağını Bahadır, biz ilk evlendiğimizde Bahadır Balıkesir'de çalışıyordu ve orada çalıştığı iş yerindeki bir abisi diyeyim. Kendileri üretiyormuş zeytinyağını ve o vermişti. Bakın 1,5 yıl oldu. O kadar bereketli bir zeytinyağı ki kullanmama rağmen son zaten. Hani bu son şişesi. Bundan sonra nerede güzelini bulup alacağız bilmiyorum ama o kadar kullanmamıza rağmen Allah razı olsun 1,5 yıl bizi idare etti. Hiç bozulmadı da çünkü güzel muhafaza ettim. Şöyle göz kararı pul biber ekledim. Göz kararı şöyle nane ekliyorum. Pardon, kekik ekliyorum şu anda. Bu da tamam. Şimdi göz kararı da nane ekliyorum. Son kez şöyle bir daha bir zeytinyağı gezdiriyorum. Bir tur karıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi bu da tamam. Şimdi fırındakinin pişmesini bekliyorum. O pişsin, sonra hemen bunu atacağız. Ben de bu arada Bahadır'a böyle içecek bir şeyler yapacağım. Biraz rahatsız hissediyormuş kendini. Sahlep yapmak istiyorum. Çay kahve istemedi. Biz de bu arada sahlepimizi içelim. Şu bardaklarla içeceğim. Sahlepi genelde böyle kısa bodur bardaklara yakıştırıyorum. Böyle kahve yaparken nasıl bardak ölçüsüyle yapıyorsak bunda da aynı şekilde yapıyorum. Evet, biz sahleplerimizi içiyoruz ve Bahadır'a... Salep mi, sahlep mi? Arkadaşlar, bundan sonra video yayınlarım cumartesi saat 5'te olacak. Evet. Çünkü o bizim için daha güzel oldu gibi hissediyorum. Böyle bir karar aldık. Çok böyle PR çalışması yapan bir insan değilim. Hani ne bileyim, Instagram'da, YouTube'da sürekli paylaşan, sadece Seda'nın kanalında işte hani böyle paylaşıyoruz kendimizi falan işte. Diyeceğim o ki, bugün çok güzel bir video çektik. Sağ olsun, sürpriz bir konuğum vardı. Ablam gösterdi. He, gösterdi mi? Rıdvan abi, sevgili bacanağım, ona da buradan selam olsun. Çok iyi anlaştınız bacanağımla. Çok şükür, yani böyle olmasını istiyorum tabii yani. Hani çünkü sürekli iç içe olacağız hani. Anlaşmasak, sürekli aramızda bir huzursuzluk olsa bu ailelere de yansır. Bu beni hiç mutlu etmez ya, onu da mutlu etmez yani. Tabii ki. Çok şükür anlaştık, ailesi de çok iyi insanlar. Sağ olsun, Allah razı olsun yani. Yani babasını da çok sevdim ama annesi çok tatlı geliyor. Kesinlikle, babası da öyle. Yani ailesi komple öyle, çok evet, cana yakın insanlar. Yani ben annesiyle daha çok samimiyetle kurduğum yani için hani, söylüyorum. Allah razı olsun yani, o yüzden seviniyorum tabii ki de hani anlaştığımızda. Çünkü dediğim gibi hep iç içe olacağız yani bundan sonra. Biz bir aile olduk yani. Hani kötü olmak kesinlikle istemem hiç kimseyle. Diyeceğim o ki işte normalde çekingen biri aslında ama bak beni kırmadı. Direkt böyle ben ona sorarken ilk başta dedi ki böyle şey oldum ben hani acaba kabul eder mi falan. Böyle yaptım. Abi dedim sana bir şey söyleyeceğim ama yok ya kabul etmezsin falan filan. Sen söyle ya, senin için her şeyi yaparım deyince ben dedim abi video çekelim mi falan filan. O da tabii kardeşim falan hemen bacanam falan filan. Ablam bir tribe girdi. Ben isteyince çekmiyorsun. Aynen Pınar abla. Bahadır istedi hemen kabul etti. Pınar abla böyle çekeyim edeyim falan deyince utanıyor böyle şey yapıyor ama Allah razı olsun beni kırmadı sağ olsun geldi bugün. Beraber bir video çektik. Eğlenceli bir video oldu sence, ne diyorsun? Ben çekerken çok eğlendim. Bence izleyenler de çok eğlendi. Rıdvan abinin tepkilerinin yani çok aşırı eğlendim. Bence hani merakla beklesinler. Kesinlikle. Cumartesi saat 5'te yayında videomuz inşallah, bir aksilik olmazsa. Kanalıma bekliyorum. Abone olup beğenirseniz videolarımı da sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diyelim. O zaman senin kanalına geçelim. Bu videoyu da kapatalım. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.